2022 yılında düzenlemesi yapılan bazı değişiklikler de yeni yılla birlikte devreye girmiş olacak. Ne gibi derseniz kuyumcuların yetki belgesi durumu var mesela. E-ticaret sektörünü düzenleyen bazı kurallar söz konusu. Sonra berber kuaförler haftada bir gün pazar günü kapalı olacak. E-defterle ilgili yenilikler var. Gelin bir bakalım neler değişecek yarından itibaren hayatımızda. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek önemli düzenlemelerin başında e-ticaret sektörünü düzenleyen elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun geliyor. Kanunla elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekerleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, Pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçeklerde dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor. 1 Ocak 2023 itibariyle kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor. Evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması önem taşıyor yetki belgesi kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından bilgi sistemi üzerinden verilecek. Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri %10'luk eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak. Yeni yılla gelen bir diğer değişiklik ise berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması olacak bu işletmelerin 1 Ocak itibariyle bir gün kapalı olması uygulaması başlayacak. Tatil günü olarak pazar günü öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor. Birleşik Krallık'la ticarette 1 Ocak itibariyle CE işaretinin yerini UKCA düzenlemesi alacak. Bu bölgeye ihracat yapacak firmaların UKCA belgelerini ürünlerine eleştirmesi önem taşıyor. Yılbaşından itibaren toplam inşaat alanı 5000 metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az %5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması gerekecek. İhracat destekleri hakkında karar kapsamında yurtdışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla hedef ülke, hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak mikro küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının %75 desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılmalarının teşvik edilmesi suretiyle yurtdışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor. 2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstü olan gayrimenkul ve veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım satım veya kiralama işlemlerini yapanlarla internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girecek. Evet, her yıl bu zamanlar açıklanır. Bu yılında daha doğrusu önümüzdeki yılında vergi ve harç miktarları belli oldu. Yeniden değerleme oranında yapılan artışa göre en düşük pasaport harcı 689 lira. B sınıfı sürücü belgesi almak isteyenler 2489 lira harç ödeyecek. Emlak vergisinde ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış var. 2023 yılında çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi ve harç miktarları belirlendi. %122,93 yeniden değerleme oranına göre yapılan artışa göre 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689 lira, B sınıfı sürücü belgesi harçları ise 2489 lira olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu genel tebliğine göre, gelecek yıl evlatlıklar dahil çocuk ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1 milyon 15 bin 747 lira, şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7.703 lira istisna tutarı dikkate alınacak. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,5 lira, diğer belediyelerde 1 lira 10 kuruş olarak hesaplanacak. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 10 milyon bin371 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde damga vergisi 294 lira 90 kuruş, kurumlar vergisi beyannamesinde 393 lira 90 kuruş, katma değer vergisi beyannamesinde 194 lira 60 kuruş olacak. Emlak vergisinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı. Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerleri 2022 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan %61,4 oranında artırılarak hesaplanacak. Yeni yılda 6 aya kadar olan pasaportlar için harç tutarı 689 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646 lira, 3 yıl süreliler için 2338 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3295 lira olacak. 2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825 lira olarak belirlenirken bu tutar B sınıfı sürücü belgelerinde 2489